Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere alkenlere katılmalardan bahsedeceğim. Şimdi daha önce alken ikili bağına hidrojen katılmasını görmüştük. Genel olarak alkene katılmayı yazarsak şu şekilde alken ikili bağına alken ikili bağına AB şeklinde bir maddemizin katıldığını düşünelim. İkili bağa katıldığında A ve B maddeleri bir tanesi birinci karbona diğeri de ikinci karbona bağlanacaktır. Böylece bir katılma tepkimesi gerçekleşecektir. Şimdi alkenler çeşitli katılma tepkimeleri verebilirler. Mesela bunlardan bir tanesi hidrojen halojenürlerle gerçekleşebilir. Hidrojen halojenür katılırsa çift bağa ne elde edeceğiz? Karbon karbon bağına hidrojen halojenür katıyoruz. Bir tane karbona hidrojen, diğer karbona da halojen katılacak ve böylece biz alkil halojenür elde edeceğiz. Diğer bir katılma ne olabilir? Karbon-karbon ikili bağına su katılması gerçekleşebilir. Asit katalizörlüğünde. Şimdi su katılması gerçekleştiğinde de karbon-karbon ikili bağına bir karbona hidrojen, diğer karbona da OH bağlanır ve ne elde ederiz? Bir alkol elde ederiz. Ayrıca karbon-karbon ikili bağına diğer bir katılma da halojen katılmasıdır. XX ile gösterirsek halojeni karbon karbon çift bağına halojen katıldığında birinci karbona x ve ikinci karbona da x'i kattığımızda dihalo alkan elde ederiz. Şimdi karbon karbon ikili bağına yani alkenlere neden katılma tepkimesi gerçekleşir? Neden katılma olur? Bunun birinci sebebi nedir? Birinci sebebi bir katılma tepkimesini tekrardan düşünülecek olursak. Karbon-Karbon ikili bağı, buna ne dedik? Bu sefer bir x maddesi katılıyor olsun ve sonuçta ne olacak? İkili bağa x maddesi katılacak. X ve Y, bunlar da karbonun diğer bağları. Şimdi Karbon-Karbon ikili bağına baktığımızda, buradaki bir pi bağıdır. Bu bir pi bağı. Buradaki de bir sigma bağıdır. Bir pi bağı ve bir sigma bağı kırılmakta ve yeni olarak burada iki tane sigma bağı oluşmakta. Pi bağları sigma bağlarından daha zayıftır. Kırılması daha kolaydır. Yani bir pi bağı ve sigma bağını kırmak için gereken enerji ve burada iki tane sigma bağının oluşmasıyla açığa çıkan enerjiyi düşündüğümüzde bu tepkime egzotermiktir. Yani enerji açısından ikili bağ katılma tepkimesi gerçekleşmesi uygundur. Şimdi ikinci sebep de nedir katılma tepkimesinin gerçekleşmesinin? İkinci sebep de pi bağının elektronlarının korumasız olmasıdır. Bu ne demek? Şimdi karbon karbon arasında pi bağı gerçekleşirken şimdi diğer bağları şu şekilde çizecek olursak 3 tane bağ yapmış 4. bağda pi bağı olacak karbon karbon arasındaki. Şimdi bu karbonun p orbitali ile bu karbonun p orbitali girişim yaptığında şu şekilde üstten ve alttan yani pi elektronları ikili bağ düzleminin altında ve üstünde yer almaktadır. Ve bu pi bağı elektron arayan reaktiflerden etkilenir ve böylece katılma tepkimesi gerçekleşir. Şimdi elektrofiller bir elektron çifti alan moleküller veya iyonlardır. Bunlara Lewis asitleri de deriz. Nükleofiller ise bir elektron çifti veren moleküller veya iyonlardır. Bunlara da Lewis bazları deriz. Şimdi elektrofillerden bahsedelim. Elektrofiller neler olabilir? Protonlar yani H+ artı ile gösteririz protonları. Protonlar gibi pozitif reaktifler elektrofil olabilirler. Başka brom gibi brom gibi nötr reaktifler de elektrofil olabilir. Çünkü brom bir ucu pozitif olacak şekilde ne yapabilir? Kutuplanabilir. Ayrıca BF3, bor triflorür ve alüminyum klorür gibi Lewis asitleri de nedir? Elektrofillerdir. Sonra devam edelim. Boş orbitaller bulunduran metal iyonları da. Mesela gümüş artı iyonu. Sonra civa 2 iyonu. Sonra platin iyonları. Bunlar da elektrofil olarak davranabilirler. Elektron çifti alabilirler. Şimdi örnek olarak bir alkenin protonlanmasına bakalım. Alkenimizi şu şekilde gösterecek olursak. Karbon, karbon, ikili bağı. Şimdi alkenimizi bir hidrojen halojenürle ne yapalım? Protonlayalım. Buradaki tepkimede hangisi elektrofil, hangisi nükleofil olarak davranacak? Şimdi buradaki X elektronegatiftir ve bağ elektronlarını kendine doğru çekerek kısmi negatif yüke sahip olur. Bu durumda hidrojen de kısmi pozitif yüke sahip olacaktır. Buradaki çift bağ elektronları ne yapabilir? kendisine buradaki protonu bağlayabilir. Bu durumda çift elektronları elektron verici olarak davranmıştır ve nükleofildir. Hidrojen de burada elektron aldığı için bu da elektrofil olarak davranır. Şimdi karbon hidrojeni kendisine bağladı. Diğer karbon da pozitif yüke sahip olacaktır, çift bağ elektronlarını kullandığı için. Şimdi pozitif yüke sahip bu karbon nedir? karbokatyondur. Ve buradan x bağ elektronlarını alarak ayrılmıştır. Onu da yazacak olursak bağ elektronları kendi üzerine aldığı ve eksi yüke sahip. Şimdi karbokatyonumuzu tekrardan buraya çizelim. Buraya hidrojen bağlanmıştı. Burada artı yüke sahip karbonumuz var. X eksi yüke sahip Elektronuyla bu karbokatyona atak eder ve buraya bağlanır. Bu durumda elde edeceğimiz ürünümüzü çizelim. Şimdi X bu karbona atak etti, buraya bağlandı. Burada elektron çifti aldığı için bu madde ne olarak davrandı? Elektrofil olarak davrandı. X de burada elektron çifti verdiği için nükleofil olarak davrandı. Sonuçta ürünümüzü elde ettik ve alken protonlanmış oldu. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.